Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sinin giya çiçeğini tanıtacağım arkadaşlar. Böyle güzel bir çiçektir. Yaprakları bardak menekşesi çiçeğine benzer ama çiçek türü farklıdır. Evet yumrular da bir tık ona benziyor ama bunda da çiçek açıldığında göreceksiniz ki farklılığı var. Harika güzel bir çiçek olduğunu söyleyebilirim sizlere. Çoğaltımı yapraktan çoğaltabilirsiniz ve toprak içerisinde yumrusu var. Şöyle kısa bir süre sonra harika bir şekilde çiçekler açılmaya hazırlandı. Pembe açacak. Bunu da buradan görmüş olduk. Yan taraftaki de yine aynı türden ama farklı renkte bir çiçek. Her ikisini sizlere çiçek açılışını paylaşacağım. Yumrular toprak içerisinde kalırlar. Bunlar tüm yapraklarını yaz sonu dökerler arkadaşlar. Evet işte şöyle bakın artık çiçeklerin net açıldı. Her iki taraftaki de açıldı koyu böyle lila ve kırmızı tonlarında harika güzellikli ve polenli bir çiçektir ama ben bu yıl e, kendim polenleme yapmadım polenleme yapmadığında zannedersem tohum oluşmuyor e, kendi içerisinde poleni var ama kulak pamuğu ya da bir peçete kürdan yardımıyla o tohumu e, dişicik borusuna temas ettirmek gerekiyor e, yapmazsanız tohum tutmuyor Ben de tutmadı e, bu yılda ben tohum tozlaşma yapmayacağım tohumun bir miktar var dolmada ihtiyacım yok yapmadım. Bu da işte farklı ve güzel bir türü. E, Yumrusun toprakta kalacağını söylemiştim sizlere. Böyle 1-2 ay içerisinde toprakta bekler. En az 3 ay ya da kış boyu uykuya girerler. Baharla birlikte yumru yeniden yeşermeye başlar. Uykuya girdiği zaman da toprağımızın kuru kalması daha iyi olur. Çok ıslatmıyoruz. E i̇şte içim el vermiyor deyip ara ara sulayanlarınız vardır bu gibi çiçekler. Bardak menekşe çiçeklerinde ama sulama yapmayın. Bir köşede bekletin saksınızı. Bahara doğru sulamaya başlayan kış sonuna doğru kendiliğinden yeşermeye başlayacaktır ve sonbaharda kuruyacağını söylediğim için çiçeklerime dönemi geçtikten sonra havalar serinledikten yani sonbaharın başlarında bunlar yapraklarından dikip yeni fideler oluşturabilirsiniz topraklara bu toprağa yaprakları diktiğinizde yine Birer adet her bir yaprak kendisine yumru oluşturacaklardır. Sonrasında yaprak ölebilir. Siz toprağı kontrol ettiğinizde topraktaysa bir yumru sizi karşılayabilir arkadaşlar. Yani yaprak kurudu benim dikmiş olduğum işte sinlingi ya çiçeği ya da bardak menekşesi çiçeğim yumru vermeden ya da yavru vermeden öldü demeyin. O toprak içerisinde kendisine küçük dostta bir yumru oluşturmuş olur arkadaşlar. Uzun bir süre eğer canlı kaldı sonradan kendisini yaprak tuysa mutlaka yumru vermiştir. Bu şekilde çoğaltılabilir. Su içerisine bardağı yaprakları bırakırsanız yine orada yumru oluşturur. Çoğaltımı bu şekildedir. Harika güzel bir renkleri var. Ev içerisinde çok güzel durur. Kokulu bir çiçek değildir. Kokmaz. Ee, tohumlu kendisi oluşturuyor tozunu ama e, tozlamayı oluşturmadığınız sürece de hiçbir şekilde tohum kapsülü vermiyor. İşte bu güzel yaprakları atmıyoruz çiçek solduktan sonra hemen bunlar üretim alabilir çoğaltabiliyoruz arkadaşlar bunu da sizlere bildirmiş olayım açık havada çok güneşli bir balkondan hoşlanmaz kapalı cam balkonunuz var da iç duvarda bir balkonunuz varsa güneş alan bir salonunuzun köşesi varsa aydınlık bir köşesi orası orayı sever kolaylıkla yetiştirebilirsiniz bu güzel çiçeği Evet videomu halen izliyorsunuz ve abone değilseniz lütfen benim için şöyle bir abone ol butonuna basmayı ve videoma like atmayı sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın. Destekler önemli arkadaşlar. Teşekkür ediyorum sizlere. İşte bir süre sonra çiçeğimiz döküldü. Ben tozlaşma yapmadığım için tabi ki tohum oluşmadı. Bunu da belirtmiştim zaten sizlere. Bir sonraki sürecimizde bu şekilde oluyor. Harika güzel bir çiçektir. Bunlar da umarım bunları görmekten keyif almışsınızdır. Ben de size bu güzellikleri tanıtmak istedim harikalar böyle balkonumu bu mutfak balkonunu kapalı cam balkon içeriye aldım ben orada duruyor bunlar nerede baktığımız sorarsanız arkadaşlar besin veriyor musunuz derseniz evet solucan gübresi evde doğal yapmış olduğum besinlerden ve akıllı gübreden verip kullanıyorum arkadaşlar besini sever her çiçek çiçek açması için besine ihtiyacı var sizde besin takviyesi çiçeklerinize yapın ki çiçekleriniz açsın arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Videoma da like atmadan geçmeyin. Sağlıcakla kalın.